Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görevine devam eden Beştepe'de bulunan Cemil Çiçek, ara ara dönem dönem çeşitli eleştirel denebilecek çıkışlara imza atıyordu. Bunun belki de en sivrisini bugün imza attı. Nerede yanlış yaptık diye vicdan muhasebesi yapmak şart dedi. Bir de demokratik tövbe diye bir tanımı tartıştırmaya başladı bir anda. Bakın detaylara birlikte bakalım. Tam olarak neler demiş Cemil Çiçek? Geçmişten ders çıkaralım. Ramazan'da midemizle tuttuğumuz orucu biraz da ağzımızla tutmamız lazım. Demokratik tövbeye ihtiyaç var. Birazdan konuşacağız. Nedir demokratik tövbe? Neden partisine yönelik ya da biz öyle anladık? Acaba doğru mu anladık? Partisine yönelik bir çağrım bu. Demokratik tövbeye ihtiyaç var. Nerede yanlış yaptık diye vicdan muhasebesi yapmak şart. Perçinleyen bir ifadede daha bulunuyor. Hem demokratik tövbe hem de bir vicdan muhasebesi yapmak şarttır diyor. Devamı? Aksi takdirde hiçbir tartışma demokrasiye kalite getirmez. Artık temiz bir üslupla tartışalım. Artık. Bir de artık vurgusu var. Artık temiz bir üslupla tartışalım. Mevcutta temiz bir üslupla tartışmıyoruzun ifadesini ortaya koyuyor Cemil Çiçek. Söylediklerinin devamı var. Siyaset yaparken tercih ettiğimiz yol ve yöntem yanlış da ondan. Devam ediyor eleştirilerine. Siyaset belli kısa dönemler hariç hep sorunu konuşuyor. Sürekli sorun konuşulacaksa partilere ihtiyaç yok ki, siyaset kurumuna düşen çözümü konuşmaktır. Pozitif politika budur. Biz bunu yapamıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, geçmişten bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bulunan bir isim olarak Cemil Çiçek'in bu söyledikleri neye işaret eder? Belli çıkarımlar yapıyoruz haberciler olarak. Ancak geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluğu döneminde, kurucusu olarak da görev almış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunmuş isimlerden biri, geçmişte milletvekili yapmış isimlerden birine sorduğunuzda belki daha fazla çıkarım elde edebilirsiniz. Haberci gözüyle o yüzden Sayın Turan Çömez'i davet ettik. Sağ olsun kabul etti. Kendisine soracağız bu açıklamalar aslında neye işaret eder? Doktor Turan Çömez bizlerle birlikte. Sayın Çömez, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İlgimizi en çok iki ifade çekti. Demokratik tövbe ve vicdan muhasebesi. Siz ne anladınız? Nasıl bir çıkarım yapmak, analiz yapmak doğru olur Sayın Çiçek'in açıklamaları üzerinden? Ben sizden biraz daha farklı bir algıya sahibim bu konuşmalardan. Öncelikle şunu altını çizeyim. Sayın Çiçek Türkiye'de olup biteni gayet iyi okuyabilecek yetenekte ve deneyimde bir siyasetçi. 5 yıl beraber çalıştık parlamentoda. O dönemde kendisi bakandı, Adalet Bakanı'ydı. Ben AKP'de yollarımı ayırmak üzereyken, o dönemde eleştirilerim epey yükselmişken kendisiyle bir görüşme yaptım. Ve basınla bile paylaşmadığım yüksek dozdaki eleştirilerimi kendisine anlattım. Açıkçası o dönemde kendisi bu eleştirilere katıldığını, durumun iyi olmadığını samimiyetle bana söyledi. Peki niye bunu kalkıp Sayın Başbakan'a, o zaman Sayın Erdoğan'a ifade etmiyorsunuz ya da açıkça bunları Bakanlar Kurulu'nda konuşmuyorsunuz diye sorduğumda ne yazık ki cevap veremedi. Cemil Çiçek değişik bir siyasal tarzı olan kişiliktir ve bu sebeple zaten Türk siyasetinde uzun yıllar var olabilmiştir. Benim çok da özdeşleştiremediğim, benim kişiliğimle çok da bağdaşmayan bir tarzı vardır Cemil Çiçek'in. Bir anlamda tatlı su siyaseti yapmayı sever. Fakat bugünkü konuşmalarından ben birkaç çıkarım yaptım. Birincisi, Sayın Çiçek artık AKP'nin gidici olduğunun farkında. Bu net olarak ortada, bu bakımdan son derece dengeli, her tarafa çekilebilecek ama günü geldiğinde bakın ben zaten bunları zamanında söylemiştim diyebilecek bir üslupla çok dengeli bir eleştiri yöneltiyor. Baktığınızda aslında siyaset kurumunun tamamını hedef aldığı ve siyaset kurumunun kaybettiği irtifayı tartışıyor gibi algılayabilirsiniz ama bir anlamda da öte taraftan okuduğunuzda hükümete, iktidara, AKP'ye mesaj verdiğini algılayabilirsiniz. Bu bakımdan çok dengeli bir üslup kullanmış. Yani benim burada birinci olarak anladığım şey, AKP'nin gidici olduğunun farkında ve bu bakımdan ön alıyor. Bir anlamda ben zamanında söylemiştim demek istiyorum. İkinci olarak ben yazının tamamını dikkatli bir şekilde okudum. Biraz da kendi gözümle okudum ve anlamaya çalıştım. Orada vurgu yaptığı iki temel şey var.
Cemil Bey aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntının da farkında ve bunu büyük bir tehdit ve tehlike olarak algılıyor. Bunlardan bir tanesi 1980'e vurgu yapması. Yani o yıllarda hatırlıyorsunuz Türkiye'de büyük bir iç karışıklık vardı, sağ sol çatışmaları vardı ve bunun sonunda Türkiye ne yazık ki bir darbe dönemini yaşamak mecburiyetinde kaldı. Çok ağır ve karmaşık bir dönemdi. İç çatışmaların olduğu bir dönemdi bu. Buna vurgu yapıyor. Bir de tarihe atıf yapıyor. Yani Osmanlı'nın son döneminde iki ayrı yapıdaki parti konseptinin sürekli didişen, tartışan, bir tarafta muhafazakar bir tablo, öte tarafta seküler bir tablo ve bunların çatışmasının Osmanlı'ya büyük irtifa kaybettiğini, toprak kaybettirdiğini söylüyor. Aslında bu iki cümle de, iki atıf, iki vurgu da Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıyı, riski Cemil Bey'in kendi ifadesiyle vurgulaması. Bu bakımdan önemli buldum, anlamlı buldum. Ancak Cemil Bey'e bir mesaj vermek istiyorum. Buyurun. Bunlar tatlı su kurnazlığıyla ya da bu üslupla toplumla paylaşılması değildir esas. Siz bu ülkede Adalet Bakanlığı yaptınız. AKP'nin en tepe noktalarında bulundunuz. Meclis Başkanlığı yaptınız. Başbakan Yardımcılığı yaptınız. Parti Sözcülüğü yaptınız. Bunların konuşulacağı makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır ve şu anda siz Yüksek İstişare Kurulu üyesisiniz. Soruyorum Sayın Çiçek'e, bir kere Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu bu üslupla Sayın Cumhurbaşkanı'na söylediniz mi? Yahut da bizim artık yaptıklarımızdan vazgeçmemiz lazım, tövbe etmemiz lazım, hata yapıyoruz dediniz mi? Topluma değildir bu mesajlar. Vermeniz gereken mesaj direkt Sayın Cumhurbaşkanı'nadır ve AKP yönetiminedir. Bu bakımdan eleştirim Sayın Çiçek'e. Öte yandan söylediklerinde büyük ölçüde doğruluk payı var. Ve Cemil Çiçek şu anda süreci gördü, anladı ve tecrübesiyle beraber AKP'nin gidici olduğunu gayet net bir şekilde okudu. Onun içindir bu mesajlar. Bir hafta önce zaten buna benzer bir mesaj daha vermişti. Çok doğru. Fazla basında yer tutmadı ama bu sefer ses getirdi. Sayın Çömez, şimdi haberci gözüyle kronolojik tabloya baktığınızda dönem dönem iktidar partisinden kopuşlar oluyor. Çok erken vakitlerde kopuşları, sizin döneminizi kastetmiyorum elbette, son 6-7 yıllık zaman zarfında işte yeni kurulan birkaç partinin de desteğiyle birlikte, belki çıkışıyla birlikte isimler, isim bazında ayrılıklar oluyor ya da eleştirel cümleleri daha fazla duyabiliyoruz, görebiliyoruz da. Gerçekten bir hızlanma var mı partiden kopuşlar anlamında? Sonuçta 20 yılı aşkın bir süredir iktidar partisinin analiz gözüyle bakıyorum. Bir hızlanma olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa bunlar yine de bireysel çıkışlara mı işaret ediyor? Sadece Çiçek'i kastetmiyorum. Tahmin edersiniz Deva ve Geleceğe gidişleri de kastediyorum. Bir kopuştan, net bir kopuştan söz edilebilir mi? Hala minimum düzeyde mi ilerliyor yoksa? Ben AKP'nin şu anda aktif siyasetçilerden bir kopuş olacağı kanaatinde değilim. Birkaç sebeple. Birincisi, bunlar AKP ile yol yürüyüp yürümeyeceklerini son ana kadar öğrenemeyecekler, bilmeyecekler. Sayın Erdoğan listeleri oluşturduğunda bunlarla paylaşmadan Yüksek Seçim Kurulu'na özel kanallarla ulaştıracak ve kendi siyasal kaderlerini hiçbir zaman öğrenemeyecekler. Bu bakımdan AKP'den kopuş beklemiyorum. Öteki sebepse şu, zaten 20 yıllık AKP iktidarının bu kadar sorununa ve problemine imza atmış, buna göz yummuş, bir anlamda onay vermiş kadroları takdir edersiniz ki muhalefette kendi yanında istemeyecektir. Ben Sayın Babacan'la Davutoğlu'nu konuşmak istemiyorum. O ayrı bir kategori. Parti kurdular, ayrı bir siyaset yapıyorlar. Ama 20 yıldır AKP içerisinde var olmuş bir siyasetçinin bugün kalkıp da yaptıklarını bir anlamda unutarak muhalefette siyaset yapma şansı yok. Bu bakımdan aktif siyaset yapanların ben kopacağı kanaatinde değilim. Ancak AKP'li olup da şu anda dışarıda olan, eskiden milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı, parti yöneticiliği yapmış birçok ismin derin bir rahatsızlık duyduğunu biliyorum. Oluşturulan WhatsApp gruplarında, bir takım sosyal medya gruplarında yüksek perdeden eleştiriler yönelttiklerini biliyorum. Bu ayrılığa kadar gider mi, başka bir arayışla yoluna devam eder mi bu süreç bilmiyorum. Ama eski AKP'li siyasetçilerde büyük bir kopuş olacaktır. Zaten gönül olarak, zihin olarak kopmuş durumdalar. Sayın Çömez, son soru. Ekranda yazan tanımı sormak istiyorum. Çünkü en iyi siz bileceksiniz, en iyi siyaseti yakından takip eden vatandaşlarımız bileceklerdir. Örneğin burada demokratik tövbe diye bir tanım. Şimdi çok uzun zamandır duyulmayan ya da ilk kez duyulan tanımlardan biri olarak karşımıza çıktı. Birkaç kez daha kullanılması halinde
Genelde vatandaşlar şöyle düşünüyor. Yeni dönemin argümanı bu. Bunun üzerinden bir politika devşirilebilir. Şimdi demokratik tövbeden Sayın Çömez siz ne anladınız? Önümüzdeki dönemde demokratik tövbenin altı doldurulur mu? Çünkü benim aklıma bir haberci olarak şu iki örnek geldi. Bir yakın dönemden yalan terörü bir anda gündeme sokuldu. Arkasından sosyal medya, torba yasalar, devamının perçinlendiği siyasi konuşmaları işittik. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı bir kez metal yorgunluğu dedi. 6 belediye başkanının görevden el çektirildiği bir döneme gidildi. Hep 6 bazı eylemlerle dolduruldu. Burada da demokratik tövbe diyen Sayın Çiçek, bilmiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir hazırlığı var mıdır yoksa bu bir eleştirel olarak mı kullanılmıştır? Onu bir kenarda tutuyorum ama demokratik tövbeye dönüş mümkün müdür? Adalet ve Kalkınma Partisi tepeden tabana böyle bir politikayı, böyle bir iç hesaplaşmayı kamuoyunda yaparak buradan pragmatik bir oy devşirmeyi düşünebilir mi yoksa bu fazla bir hayalcilik mi? Ben bunu biraz hayalcilik olarak görüyorum. Demokrasi ve tövbe kelimelerinin bir araya getirilmesi de özenle düşünülmüş ve dizayn edilmiş bir söylem. Özellikle Sayın Çiçek açısından çok özenle dizayn edilmiş bir söylem. Bir kere İslami literatürde tövbenin bir karşılığı var. Tövbe nedir? Tövbe Allah'a karşı yaptığınız suçları, yaptığınız hataları ifade edip, ikrar edip bundan derinden pişman olduğunuzu, üzüntü duyduğunuzu açık yüreklilikle ve samimiyetle ifade etmeniz. Ve bir daha bunu yapmamanız, hata yapmamanız. Tövbenin İslami literatürdeki karşılığı bu. Şimdi Sayın Çiçek'ten beklenen yani demokratik tövbe kavramını altını dolduracak olan Çiçek'ten beklenen şu. Yüksek İstişare Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkar, ülkenin içinde bulunduğu durumları teker teker sıralar, der ki biz burada hata yaptık. Neydi hatalarımız? Ekonomi dipte, insanlar sıkıntıda, açlık, sefalet diz boyu, toplum katmanları arasına girmiş derin bir yarılma var, toplum birbirine refleksli, birbirine karşı reaksiyon içerisinde, toplumda derin bir huzursuzluk var, Türkiye yabancılar tarafından istila edilmiş durumda. Bunların müsebbibi biziz. Ben bu şekilde artık yoluma devam edemiyorum. Hatalar bunlardır. Ben görevimden ayrılıyorum. Sonra da toplumun karşısına çıkıp ey millet, 20 yıldır Türkiye'nin içine geldiği bu durumda, içine düştüğü bu durumda benim de sorumluluğum var. Ben sorumluluğumu kabul ediyorum. Hepinizden özür diliyorum ve siyasi hayatımı sonlandırıyorum. Bunu derse eğer, bu samimiyetle toplumun karşısına çıkarsa o zaman demokrasi ve tövbe kavramı birbiriyle uzlaşır ve anlaşır. Bu kavramın bir karşılığı olur. Bir cümleyle bir anekdotla paylaşmak istiyorum. Buyurun, Osman Gazi Köprüsü'nün halatlarında bir kopma oldu ilk inşaatı esnasında. Bundan kendini sorumlu hisseden bir Japon mühendis bir gece bir mezarlığa gitti ve hayatına son verdi. Dedi ki ben sorumluyum. Yani bu kadar net bir tavır ortaya koydu bir halat hatası yüzünden kendini suçlu bulan bir mühendis. Ülkenin 20 yılda geldiği durum ortada. Sayın Çiçek ne olduğu çok anlaşılamayan müphem ve muğlak ifadelerle toplumun karşısına çıkmak yerine yarın şartlar değiştiğinde ben zamanında söylemiştim demek yerine açık yüreklilikle evet 20 yıldır şu hatalar yapılmıştır ben bunları gördüm keşke müdahale etseydim edemedim Sayın Erdoğan ben artık ayrılıyorum topluma da dönerek bizi affedin yanlış yaptık derse bu sözlerinin bir karşılığı olur. Yoksa benim nezdimde bu ifadelerin hiçbir karşılığı yok. Sayın Çömez çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için, vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. İyi günler diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Efendim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu kadrolarından, eski milletvekillerinden